Selam canlarım. Steam yaz indirimlerine hoş geldiniz. 29 Haziran'da başladı. 13 Temmuz Türkiye saatiyle 20'de sona erecek. Bugünkü olayımız en ucuza en iyi oyunları almak. Zaten listede bir oyun hariç. Hepsi 100 TL altı ve çoğunlukla ve zamlanırsa pişman olacağımız oyunlar da var. Küçük böyle minik daha önceden hiç listeye koymadığım oyunlar da var. Hatta kartlar kısmından daha önceki Steam indirimleri videosuna bakarsınız. Burada koymadığım oyunları orada koymuş olabilirim. Oradan da yararlanabilirsiniz. Ekim 2022'de 1.8 olan dolar kurunu ki mükemmeldi o zaman Steam'deki dolar kuru. 10 TL çekmişlerdi ve zamanla zamlar gelmişti. Bomba zamlar gelmişti. 20 liraya çıkabileceği düşünülüyor dolar kurunun Steam'de. O yüzden bu videoya Steam indirimlerine yardırın. Çünkü dünyada da oyunları en ucuz alan ülkelerden biriyiz. Bunlar eninde sonunda bir gün sona erecek. Haberiniz olsun. Listeye farklı bir oyunla başlayalım derim. Bu tenis oyunu ilk kez bu kadar düşüyor bu arada. 23 liraya düşmüş %75 indirimle. Siz bilmem ama tenis oyunlarını ben aşırı seviyorum. İzlemek de keyifli, oynamak da keyifli. Özellikle Virtual Tenis'i kanalda yıllar önce, sonra o seri tarih oldu, bunlar çıktı. O yüzden 23 liraya ben öneririm. Ne bileyim, kariyer yapma, Grand Slam'lere katılıp orada yarışmak falan. Keyifli oluyor, ben seviyorum yani. Bu listemin en pahalı oyunu da Mafia Definitive Edition. Yine söyleyeyim, bir oyun hariç. Biliyorsunuz Mafia serisi için 1'e, 2'ye, 3'e Definitive Edition getirildi ama en çok 1 sevildi. En gerekli olan da 1'di zaten. Yani hep yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorduk. %65'in ve 90 lira bunun fiyatı artabilir. O yüzden bir değerlendirin derim. Özellikle de Mafia 3'e Definitive Edition'a gerek yoktu be. Listenin en garip oyunlarından biri de King of the Castle. Bu oyunda bir kral oluyorsunuz. Ve kral olduktan sonra devletinizi yönetiyorsunuz ama devletinizi yönetirken tabii kararlar da alıyorsunuz abi. Ve bu kararlara, işin garip tarafı ve eğlenceli kısmı o, arkadaşlarınız sizin kanunlarınıza evet ya da hayır oyu verebiliyor. Meclisinize katılıyor. Hatta bırak onu, Twitch'ten de oynuyor. Hatta bunu Twitch'te oynayalım bir ara. Twitch'ten de gördüğünüz gibi 3000'e kadar kişi katılabiliyor. İlla oyuna sahip olmanıza gerek yok. Yani illa o meclise katılmak için oyuna sahip olmanıza gerek yok. Bir kişi de olması yeterli. Mesela ben diyorum ki şöyle bir kanun çıkartıyorum. Kabul edenler oluyor, kabul etmeyenler oluyor ve buna göre de devletimizin kaderi değişiyor. O yüzden çok keyifli bir oyun. İndirimi çok az. Evet. Hani sıradan bir krallık, krallığı yönetme falan tarzı bir oyun olmadığı için, farklı bir oyun olduğu için bir düşünün derim bunu. Yine şirin mi şirin bir oyun. Pico Park. 2 ile 8 kişi arasında arkadaşlarınızla giriyorsunuz oyuna ve engelleri birbirinizin üzerine zıplaya zıplaya takım oyunu yaparak seviyeleri geçtiğiniz, keyif aldığınız ve birbirinize bol bol sövdüğünüz çok zevkli, keyifli bir oyun. %91 de olumlu inceleme almış. 8.40'a alabilirsiniz. Ben normalde şehir kurma oyunlarına çok sevdalı değilimdir. Pek de önermem. Ama Sümerlerle ilgili çok az oyun olduğu için belki bunu bir indirimle daha önermiş olabilirim. Zamlanmasından korkuyorum. Çünkü hani eski medeniyetlerle ilgili çok çok az oyun var. Ve bu oyunlar zaten bizi o döneme götürdüğü için de biraz da seviyoruz, oynuyoruz. %20 indirimde 20 liraya bence bir alın. Türkçesi yok. Yaması varsa kurarsınız. Geldik CH Survival'a. Bunun demosunu oynamıştım. Hatta kanalda videosu da var. Burada kuşatma altındasınız ve kuşatma altındayken, yani Vikingler sizi kuşatıyor, İngilizler olarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Yani kuşatma sırasında bir şehirlinin yaşadıklarını görüyoruz aslında. Bir yandan orduya yardım etmeye çalışıyorsunuz, bir yandan ayakta kalmaya çalışıyorsunuz, onların teçhizatlarını iyileştirmeye çalışıyorsunuz falan. Çok keyifli bir oyun. Türkçesi de var. 15 lira, %80 indirim, gayet iyi. Bu da zamanla indirime giren oyunlardan olmuş. Sonuncu emir her ne kadar karışık olsa da genel olarak %80 olumlu incelemesi var. Bu oyunda zamlanmadan önce önereceğim oyunlardan biri. Kesinlikle alın. %50 indirimle 11.18'e düşmüş. Hatta buna bir inceleme de çekelim mi ya? Oyun 1945 yılında geçiyor abi. Ve biz de eski bir kan davasını araştırmak için Çek Almanya sınırına yakın bir bölgeye gönderiliyoruz. Burada ailemizin o gizli tarihini keşfedeceğiz. Ve bunu yaparken de gerçek oyuncularla zenginleştirmiş bir hikaye var. Yine ilerlerken seçimler yapıyoruz. Ve Mayıs 1945 savaşın sonu, bir deneyim bunda. Kral olmanın zorluğunu her gün her gün yaşadığınız bir oyun. Yes Your Grace. Bir taraftan savaşla, bir taraftan halkın sıkıntılarıyla, bir taraftan diğer saray olaylarıyla uğraşıp iyi bir kral olmaya çalışıyorsunuz. 9.60'lık fiyatı gerçekten çok iyi bu oyun için. Bir ara ücretsiz verilmiş miydi? Epic'te mi, Amazon'da mı, unuttum. Onu bilenler de yazar. Türkçesine de bir şekilde yaması varsa indirin veya oynarken İngilizcesi geliştirmeye çalışın. Çok keyifli bir oyun ama işte bir de Türkçe yapıştırsalardı çok hoş olurdu. Ben taktım biraz. Kral
kral olma, krallıklar falan. Oradan devam. Heh, tamam. Şakalı, komikli, güzel, eğlenceli bir oyun önerisine geçelim biraz da. Fey'in 12 kişiyle çok oyunculu bir şekilde oynadığınız vampir köylünün farklı bir versiyonu. İşte her gün birileri ölüyor, suçlular var, işte köyü korumaya çalışanlar var, masumlar, hainler falan. Çok keyifli bir oyun, inanılmaz keyifli bir oyun. %20 indirimde 15-60 mükemmel bir fiyat. Bunu sözüm olsun, yayında da oynayacağız. Listemizi yine garip ama çok keyifli oyunlarından biri Legendary Eleven. Bu çok çok az biliniyor. Ve %75 indirimde 12.5. Burada da yazdığı gibi 70'lere 90'lara gidiyor. Çünkü FIFA'da yapmaya çalışılıyor bu. Çok oyunculu kısmında işte eski oyuncular getiriliyor. Maradona'lar bilmem neler. Onlarla oynuyorsun keyifli falan ama. Burada onların saç stilleri, onların tipleri ve hani ciddi bir oyun da yok. Eğlenceli, böyle ekranda gördüğünüz gibi tuz basa tarzı vuruşların da oldu. Eski futbol dönemine gidiyoruz biraz da. Ve hani fantastik tarafı da olan bir futbol oyunu. Hani Türkiye'de varmış oyunda. Sovyetler Birliği var yani. Sarar. Ciddi oyunlara geçelim. Tamam. Left 4 Dead'in devamı olarak kabul ettiğimiz bu oyunun karışık incelemeleri olabilir ama genelde tek oyunculusunu beğenmemişler oyunun. O yüzden genelde olumsuz verildiği söyleniyor. Ama çok oyunculu da Left 4 Dead'ten aldığınız keyfi düşünün. Onun yeni bir versiyonu bu. 49.80 düşmüş. %80 indirimle bu arada en büyük indirim bu oyuna yapılan. Haberiniz olsun. Bir göz atın derim. Özellikle arkadaşlarınızla, çok sarar. Ciddi oyunlar demişken ciddi oyunlardan devam. Red or Not aslında SWAT oyunu var ya, onun yepyeni bir versiyonu ki SWAT benim küçükken kuzenimle iki ekranı paylaşıp oynadığımız aşırı keyifli bir operasyon oyunuydu. Onun yeni versiyonu olarak düşünün ve oynayan herkes memnun. %20 indirimde 79.20'ye bir düşünün derim. Yine 100 TL altında önereceğim oyunlardan biri bu. Geldik, yakın zamanda da videosunu çekeceğim. Fakir işi God of War'a. Antik Yunan dünyasındayız ve tek oyunculu şekilde maceradan maceraya atılıyoruz. İşte God of War canlandırın kafanızda. Onun yandan bakışlı hali gibi. Bunun videosu gelecek. Fakir işi serimize devam edeceğiz yani. Türkçesi bu arada yokmuş. Geldik Arma 3'e. Yani son kullanma tarihi olmayan eşyalar vardır ya. Arma 3'te biraz öyle bir oyun. Kesinlikle kütüphanenizde bulunması gereken kült oyunlardan biri. O yüzden alın, dursun. İlla bir gün oynarsınız. Fiyat artar bir şey olur çünkü önceden daha uygundu fiyatlar. Bir artış oldu, daha fazla artmasın, gerek yok. %75 indirimde 42.25'e alabilirsiniz. Ya Mortal Kombat'tan bahsetmeyeceğim. En köklü ve en istikrarlı dövüş oyunları serilerinden biri. 66.90'a düşmüş, %90 indirimde. Yani konsolda bir başka soruyor bu oyunlar ama alın dursun ya. Tabii her listemde olduğu gibi bir Türk oyuna yine yer vermek istedim. Dizi olarak tasarlanmış. Yine kendi seçeneklerimizle oyunun sonunu belirlediğimiz bir oyun. 22 ayrı finali var. 100 civarı da ayrı seçenek barındırıyor içinde. Ve diziler ve filmlerin sahibi yapımcıydı galiba burada. Bir bakarsınız. Türk yapımı. Ve hani Türk yapımı olduğu için değil, gerçekten kaliteli olduğu için de önerdim. Böyle gerçek oyuncuların oynadığı seçim oyunları keyifli olur, eğlenceli olur, akıcı olur. Daha önce önerdiğim bir oyundu Valheim. Ama neden öneriyoruz? Abi zam gelir, bir şey olur. Bunlar popüler oyunlar. Türkçesi var. Çok oyunculusu çok keyifli. Tek oyunculusu çok keyifli. Oynayan kimse pişman değil oyundan. O yüzden yani İskandinav mitolojisine sevdalıysanız, sevdalı değilseniz de alın da. Hani sevdalıysanız ekstra bir ilginizi çeker. %40 indirimde 60 liraya alın, sizin olsun. Daha önceden inatla listemde yer vermediğim bir oyun kendisi. Ama %80 indirimde 10 liralık fiyatıyla bu sefer kendine yer buldu. 1920 yılındayız. Ama sadece insanlar yok bu sefer. Robotlar da var. Yani Company of Heroes'un biraz daha ne diyelim, fantastik bir dünyada geçen versiyonu. Bu fiyata kesinlikle denenir. Geldik 4 liraya oynanabilecek en iyi oyunlardan birine, Stick Fight. Burada da 4 kişiyle birbirinizi paramparça etmeye çalışıyorsunuz. Yani zaten birkaç tane oynanabilir tuş var ve onlarla birbirinizi aşağı atmaya çalışıyorsunuz veya elinize aldığınız silahlarla, yukarıdan silahlar düşüyor, birbirinizi vurmaya çalışıyorsunuz. Ölen veya aşağı düşen kaybediyor, sona kalan kazanıyor. Aşırı keyifli, akıcı bir oyun. %60 indirimle 4 lira. BF1'den bahsetmeye gerek yok. 1. Dünya Savaşı'nda geçen bir BF oyunu. En çok tepki gösterdiğimiz olay buydu zaten. Kod da yapmıyor 1. Dünya Savaşı oyunları. Bir oyun bu kadar mı güzel olur? Her yönüyle, her yanıyla gerçekten bambaşka bir şey. Tabii biz de varız oyun içinde. O da ayrı bir keyifli. Şu anda da çok oyunculu sunucuları dop dolu olan bir oyun. Hilecileri bir kenara atıyorum. Yani vücudu gözükmeyen, sadece silahı gözüken, etrafta uçuşan hileciler görebiliyorsunuz. Ama çok keyifli bir oyundur kendisi. 70 lira efsane bir olay. Fiyattan dolayı, fiyatı artabilir diye biraz da önerdim bir oyun. Total War oyununun neredeyse tüm serisini öneriyorum da Roma 2'yi bir ayrı öneriyorum. Neden? Çünkü serinin en tam oyunu ya.
Yani her yanıyla tamamlanmış bir oyun. Attila'yı çok severim. Attila'yı genel olarak da severim. Ama Total War Attila biraz sıkıntılı bir oyun. Çok keyifli olsa da biraz sıkıntılı bir oyun. Her ne kadar Roma 2'nin oyun motoruyla yapılsa da. Roma 2 daha tam, daha temiz bir oyun. 175 indirimde 52.50 gayet mükemmel bir fiyat. Tabi DLC'leri de var. Böyle topluca 205'e de alabilirsiniz eğer hastaysanız seriye. Ya da ben şuradan 2-3 tane seçeyim falan diyorsanız ki şu kan olayının ayrı satılmasını hala kalın. Zaten gördüğünüz gibi çoğunlukla olumsuz almış. Sinirli insanlar. Lan kan niye yok? Savaş oyununda kan niye parayla alıyoruz diye çıldırıyorlar. Empire'ı ayrı öneririm. Medieval 2'yi apayrı öneririm falan ama işte yeni seriyi bekliyoruz. Videosunu çekmiştim. Yeni Total War oyunu geliyor biliyorsunuz. Mısır'da yaşayan. Ama Roma 2 tam anlamıyla tam bir oyun olduğu için öneririm. Evladımı sona sakladım. Neden sona sakladım? Çünkü bir kere fiyat olarak normalde bu fiyatları koymuyoruz listeye. Ama %40 indirimle 210'a düşmüş. Zamlandı biliyorsunuz ki zamlanmadan önce ayrı bir video çekmiştim. Bak zamlanacak alın diye. Dinleyenler oldu, dinlemeyenler oldu. Fiyat arttı ve fiyat arttıktan sonra ilk kez bu kadar düştü. O yüzden 210 liraya Bannerlord sevdalısıysanız alabilirsiniz. Bu arada Bannerlord'un yeni güncellemesiyle ilgili videoyu atacağım bu videodan hemen sonra. Kapanışı Bannerlord'la yapalım ve bitmeli canlarım. Bayramı özel Furbur dükkanımızda biliyorsunuz posterlerimizin satıldığı bir dükkanımız var Exactinus'ta. Burada da sepette %50 indirim var bayramı özel. Mesela Mahmut Şevketpaşa geldiğiniz zaman sepet ekleyince sepette %50 indirimi görüyorsunuz. Bayram özel almak isterseniz de fiyatları kaçırmayın derim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.